Bismillahirrahmanirrahim. Sabır göstererek, namazı vesile ederek, Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil. Biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da mucizeler açık deliller verdik ve onu ruhul kudüs Cebrail ile destekledik demek size her ne zaman bir peygamber gelip de nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse kafa tutacak onların kimine yalancı deyip kimini öldüreceksiniz ha onlara Allah'ın indirdiği bu Kur'an'a da iman edin denildiği vakit, biz sadece bize indirilene inanırız derler. Kur'an, ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden hak kitap olmasına rağmen, kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki, size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimiyseniz, peki ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz? Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Sabırlılar o kimselerdir ki, başlarına musibet geldiğinde, biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette O'na döneceğiz, derler. İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. İyilik ve hayır yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen, köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip, zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır, imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır, Allah'ı sayıp, günahlardan korunan takvalılar. Yoksa siz, daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan, cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar, öyle ezici mihnetlere, öyle zorluklara düçar oldular, öyle şiddetle sarsıldılar ki, peygamber ile yanındaki müminler bile, Allah'ın vaad ettiği yardım ne zaman yetişecek, diyecek duruma geldiler. İyi bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır. Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Talut ordusunu harekete geçirip sefere çıkınca askerlerine şöyle dedi: Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. İmdi onun suyundan içen benden sayılmayacak. Sadece avucuyla aldığı miktar muaf olmak üzere kim onun suyunu içmezse o da benden sayılacaktır. Derken onların pek azı hariç varır varmaz ondan içtiler. Talut ile yanındaki müminler ırmağa geçince o vakit beri yanda kalanlar bugün bizim Calut ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur dediler. Ölümden sonra diriltilip Allah'ın huzuruna çıkacaklarını bilenler ise şöyle dediler. Nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük cemaatlere galip gelmiştir. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Talut'un beraberindeki mü'minler ise, Calut ile ordusuna karşı çıkınca, dediler ki, Ya Rabbena, üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kafir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle. Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri, adaleti isteyip yaymak isteyenlerin canlarına kıyanları, can yakıcı bir ceza ile müjdele. Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması, onları üzer. Bir fenalığın gelmesine ise, adeta bayılırlar. Şayet siz, sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez.'' Çünkü Allah, elbette onların yaptıklarını, ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır. Evet, eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız, düşmanlarınız da hemen üzerinize geliverirlerse, Rabbiniz, formalı formalı tam beş bin melek göndererek size yardım edecektir. Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz Nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber kendisini Allah'a adamış birçok rabbaniler savaştı Onlar Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar zayıflık göstermediler düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever. O vakit siz savaş meydanından hızla uzaklaşıyor, dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Peygamber ise peşinizden sizi çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah keder üzerine keder vererek sizi cezalandırdı. Allah'ın sizi affetmesi Gerek elinizden gidene, gerek başınıza gelen felakete esef etmemeniz içindir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Emanete hıyanet etmek bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler, boynuna asılı olarak gelir. Sonra, her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası, eksiksiz ödenir ve onlar, asla haksızlığa uğratılmazlar. Allah fakirdir, biz ise zenginiz, diyenlerin sözlerini, Allah elbette işitmiştir. Ama biz, onların dedikleri bu sözü, ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz. Onlar dediler ki: "Allah ateşin yakıp kor haline getireceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti." Onlara cevaben de ki: "Benden önce birçok peygamber açık delillerin, mucizelerin yanında sizin öne sürdüğünüz kurbanı da getirdiler. Peki sözünüzde tutarlı onların için öldürdünüz. Eğer onlar, senin nübüvvetini yalan saydılarsa, üzülme. Zaten senden önce, açık deliller, mucizeler, sahifeler ve nurlu kitaplar getiren, nice Resullere de yalancı denilmiştir. Şu muhakkak ki, gerek mallarınızda, Gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Ey iman edenler sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz. Bak nasıl da Allah adına yalan uydurup ona iftira ediyorlar. Bu da onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter. Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki, Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür. Ve şu emri indirdik: Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkâm ile hükmet. Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar. Biz İsrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse onlar bazı resullere yalancı diyor bazılarını ise öldürüyorlardı Allah o gün buyuracak ki İsa hem senin hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki ben seni Ruhul Kudüsle desteklemiştim. Sen beşikteyken de Yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş olu veriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki, sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben, İsrail oğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden def etmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da, onların kafirleri, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, demişlerdi senden önce de nice peygamberlerle alay edilmişti. Fakat alay ettikleri gerçek, o maskaralık edenlerin üzerine inip, her taraflarından sararak mahvetti. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat biz onu layık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için onların kalplerine kat kat örtüler gerdik kulaklarının içine de gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mucize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler. O kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girişerek bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Senden önce nice peygamberler yalancı sayıldılar da tiksi bulunmaya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet kendilerine yardımımız gelip yetişti. Öyle ya, Allah'ın sabredenlere yardım vaadini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Nitekim, o resullerin kıssalarından bazı bölümler sana ulaşmıştır. Onların, Allah'tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah'a hakaret etmesinler. Böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız ona olacak ve o da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bırak. Halkının söz sahibi yetkilileri biz seni besbelli bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Ey halkım dedi bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben, Rabbül alemin tarafından size bir elçiyim. Kavminin kafir yetkilileri, biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz. Ve senin, yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz. Ey halkım! dedi. Bende çılgınlık, beyinsizlik yok. Fakat ben sadece Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim. Derken deveyi boğazladılar. Ve Rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler. Ve dediler ki, Salih, sen gerçekten Resullerden isen, bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu. Çıkarın bu adamları memleketinizden. Çünkü bu beyler pek temiz insanlar. Halkından kibirlenen eşraf grubu, Bak şu ay, dediler. Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da, ülkemizden süreriz. Şuayb şöyle cevap verdi. Peki, İstemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış? Kavminden inkara sapan ileri gelenler, eğer şuayba uyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular. Firavunun ileri gelen yetkilileri, anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz, dediler. Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da, sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Firavun'un halkının yetkilileri ona, "Ne yapıyorsun? Musa ile kavmini seni ve senin tanrılarını terk etsinler. Ülkede bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerine mi bırakacaksın?" dediler. Firavun, "Hayır. Onların erkek evlatlarını öldürüp kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz." diye cevap verdi. Musa Kamine şöyle dedi: "Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akıbet Elbette müttakilerindir. Onlara iyilik bolluk geldiğinde, "Ha, işte bu bizim hakkımız. Kendi becerimizle bunu elde ettik." derlerdi. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, onu Musa ile beraberindeki müminlerin uğursuzluklarına verirlerdi. Dikkat edin. İyiliği olduğu gibi kötülüğü de yaratmak ancak Allah'ın kudretiyledir. Fakat onların çoğu bilmezler. Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına yani tamamına varis kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak İsrailoğullarına senin Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firavun ile kavminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik.